Teşekkür ediyorum. Şu kapıdan buraya girdiğim andan itibaren kendimi sanki ailem evime girmiş gibi, köyüme girmiş gibi hissettim. Buradaki çoğu yüzü, hemen hemen hepsini Akbelen'den tanıyorum. O kadar güzel bir ortam var ki şu anda burada. Ben de dün gece sabaha kadar uyumadım heyecandan. Yola çıkacağım, işte ne giyeceğim, ne yapacağım. Ama şöyle bir şey, şu ana kadar söylenilen her şey benim aklımdaki şey aslında. Hani süreyi çok aşmamak adına. Bir kere Muğla, ben Akbelen'den hepinize kocaman yürek dolusu sevgi selam getirdim. Öncesinde kadınlardan. Etkinledim, akşam nöbet alanındaydık. Dedim İstanbul'a gidiyoruz ekoloji konferansına. Kadınların dedim mücadelenin önderliğindeki dedim bizim sözümüzün çıkacağı. Ne demem istersiniz? En başta dememi hepiniz hissettiniz ki daha buraya çıkmadan bir Akbelen Orman'ın sloganını attırdınız, sağ olun. İkincisi, İkizköylü kadınların eylemci olduk diyoruz ya biz artık, evlerimize eşi çocuğu her şeyi hayvanı bırakıp böyle eylemci olduk. Eylemci olmamıza sebep olan termik santral, Muğla'da 3 tane termik santral ve Türkiye'nin bütün her yerinde çalışan termik santraller artık kapatılsın. Ömrümüzden ömür çaldıkları, bizleri sağlığımızdan ettikleri yeter diyerek çıktığımız bu yolda. Topraklarımızı kaybettirdiler, hayvanlarımızı, insanlarımızı. Yani bir kere bütün dedim ya çıkanlar çok güzel konuştu. Bir kere fazla tüketimi bir bırakalım. Kendimize bir dönüp bakalım. Her şeyin fazlasından biz pandeminin patladığı sırada hocamın dediği gibi bir hafta diyor ki ya biz 15 gün banyo yapamıyorduk. Çamaşırlarımız öyle birikti. Niye biliyor musunuz? Termik santral soğutma depolamada Milas'ın 2,5 katı su tüketiyor. 250 kişinin harcadığı suya gözünü dikiyor. O 15 gün susuz kaldık. Biz hayvanımızla kendimizi geçtik zaten de. Yani ne istiyoruz? Kadınların, çocukların, doğanın talan edilmediği, suların, derelerin yok edilmediği, insanca yaşam, onurlu bir yaşam istiyoruz. Savaşın olmadığı, barıştan yana. Hepimizin en başta böyle birlikte olarak sözü biz söyleyeceğiz. Siyasetçilerse de bizim yanımıza gelip iki fotoğraf çekilip gitmek değil, yanınızdayız demek değil, şimdi göster diyeceğiz. Seçim zamanında yanımızdaysan, köylünün yanındaysan, kadının yanındaysan, doğanın yanındaysan şimdi göster diyeceğiz. Sözümüzü şimdi söyleyeceğiz. Tuncer amcamızın bir şeyi var, manifestosu var. Onu okumadan gelme dedi bana akşam. Onu okumak istiyorum izniniz olursa, çok da süreyi aşmadan. Bu memleket bizim. Biz kim miyiz? Toprağına, havasına, suyuna, doğasına sahip çıkan yurtseverleriz. Ve şimdi ağır cezada yargılanıyoruz. İdamla yargılasalar ne yazar? Dedik ya, bizler vatanseverleriz. Yani biz vatanseveriz, biz vatanımız için buradayız. Köyümüz için çıktığımız bu yolda, toprak için, su için, yaşam için. Tüm aslında kendimiz, ben Beyza hocamın şeyinde de anlattım. Bizi belki de Akbelen'i bu kadar buralara getiren benden çıkıp biz diyebilmemizdir belki de. Hani bu kadar sesimizin bir çıkması. Biz donanım, biz olarak yapalım. İnsanca bir yaşam için Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Bağıra bağıra sesim gitti. Dört gündür. Buraya gelip aranızda olayım diye 4 gündür içmediğim ilaç, içmediğim çay kalmadı. İçim dışım kişiler, yemin ediyorum. Yani. Çok güzel bu arada. Sevgiyle kucaklıyorum. Akbelen'e gelmeyen varsa gelin diyorum. Oradaki ölüm çukurlarını görün ve şu saatten sonra o termik santraller kapatılsın. Biz dedik gaz lambasında oturmaya razıyız. 80'den önceki insanlar elektrikle mi karınlarını doyuruyorlardı acaba? Hep bizim karşımızda iki tane şeyle geliyorlar. Bir tanesi elektrik, bir tanesi biz işimizden olmayacağız. Ama hiç kimse bu memleket gidiyor, bu topraklar gidiyor onun derdinde değil. Biz üreten olmak istiyoruz. Biz tüketmek istemiyoruz artık. Üretelim. Kendi kendimize yetiyorduk. Bir başkalarına da yetelim. Bunu istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Nasıl çok uzaktım galiba. Biz de çok teşekkür ederiz. Akbelen yuvamız, vermeyeceğiz. Akbelen.
Beğenen!